Selamlar arkadaşlar, ben Küpeli Adam. Bugünkü videomda sizlere MSI Afterburner'ı anlatacağım ve Afterburner'la beraber paket halinde gelen ücretsiz olarak sunulan Rivatoner, yani oyunlarda sistem bilgilerini bize yansıtan uygulamayı anlatacağım arkadaşlar. Gene bununla ilgili detaylı bir video göremedim. Sürekli kullandığımız ama adam akıllı bir detay bilgisi edinemediğimiz bir uygulama. Birkaç saat kurcaladım. Birçok şeyini öğrendiğimi düşünüyorum ve öğrendiğim kadarıyla sizlere yansıtmış olacağım arkadaşlar. İlk başta buradan web tarayıcınızı açıp MSI Afterburner yazarak Google'da aratın ve ilk başta girin. Zaten burada Download Afterburner butonunu göreceksiniz. Tıklarsanız eğer otomatik indirmeye başlayacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha sonradan bunu klasöre ayırt ediyorsunuz. Gelen klasöre çift tıklayıp kurulumunu yaptıktan sonra Afterburner'ın kurulum bittikten sonra Rivatoner için kurulum isteyecek. Yani next 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 deyin. Zaten lisans eder, herhangi bir ücret istemeyen, yani tamamen ücretsiz olan bir uygulama. Açtıktan sonra uygulamayı ayarlar butonu tıklayın. Şurada Start with Window ve Start Minimized var. Yani Windows çalıştığında, yani işletim sistemine beraber başla ve minimize et. Yani buraya taşı, ekranın ortasında zıbam diye gelmesin. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar On Screen Display sekmesine tıklayın ve More butonuna basın. Rivatoner'ın arayüzü burada. Oyunlarda görülmesini istiyorsanız Show On Screen Display. Eğer Rivatoner'ın da mevcut Windows başlatılan işletim sistemine beraber çalışmasını istiyorsanız Start with Windows deyin. Şuradaki ayarları anlatmayacağım. Çok basit yani. Gerek duymuyorum. Daha sonradan Setup butonuna tıklayın arkadaşlar. Şurada aşağıda Enable Benchmark Mode var. Benchmark modun tikini işaretleyin. Daha sonra şurada Dedicated Encoder Server Service var. Tikli olacaktır ama sizde default 32 bittir. Şuradan Windows gezgininden bu bilgisayarı sağ tıklayıp özellikler dersinde mevcut işletim sistemimizin kaç bitlik olduğunu görebilirsiniz. Bunu 64 bit yapın. Tamam deyin ve bunu kapatın. Tekrar tamam diyorum. Sıra geldi uygulamayı anlatmaya. Bu arada overclock ile ilgili çok değişik değişik videolar dönüyor internette. O değişik videoların hiçbirini ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar, onu söyleyeyim. Neden tavsiye etmiyorum? Artık zaten günümüz itibariyle, hatta 2020'den beri bütün ekran kartı sürücülerin dahil uygulamalarında, kısacası ekran kartı sürücülerin artık overclock desteği geldiği için, yani MSI Afterburner'ı, Asus GPU Tweak 2 ya da GPU Tweak 3'ü kurarsanız Asus GPU Tweak'te sağ üst köşede Scan yazar. MSI Afterburner'da şurada OC gibi buton var. Tıklayın. Scan edin. Finishing Scanning yazacaktır. Daha sonradan kapatın. Apply butonuna basın. Ve stabil bir şekilde ekran kartınız için overclock işlemini yapacaktır. Ben bu yaptığım overclock işleminin değerlerini kaydetmek istiyorum diyorsanız eğer, şurada kaydet butonu var. Tıklayın. Biri seçin. Biri kaydedecektir. Default aldım. Bunu kaydetmek istiyorum. Bunu da 2'ye kaydettim. Diyelim bakın şimdi. 1'e bastım. Hop. Overclock'lu değer. 2'ye bastım. Hop. Overclock'suz değer. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani çok zor bir şey değil. Daha sonradan minimize diyebilirsiniz. Asıl olayımız, bugün anlatmak isteyeceğim şey ise, gördüğünüz gibi şuraya bir başlık eklemişim. Başlıktan ziyade ekran kartım GPU adı altında değil de ekran kartı modeli adı altında ve renklendirilmiş bir şekilde ve tek satıra ekran kartı sıcaklığım, aynı zamanda ekran kartının kullanım oranı ve ekran kartı çekirdeklerinin hızını, aynı şekilde işlemcimin sıcaklığı, kullanım oranı ve işlemcinin çekirdek hızını görebiliyorum tek satırda. Bunları nasıl yaptım? MSI Afterburner'ı açıyoruz. Burada ufak bir dipnot eklemek istiyorum. Anlatmışken her şeyi detaylı anlatma gibi huyum var. Ben burada Setup butonunda neden Benchmark modu aktif ettim? Mesela burada gördüğünüz gibi %1 low, min max
frame average gibi değerler var. Eğer ben bunu benchmark mod aktif etmezsem gördüğün gibi bunlar görünmez arkadaşlar. O yüzden pardon, benchmark modu aktif etmem gerekiyor ve 64 bit demem gerekiyor. Eğer 64 bit demezsem oynadığınız oyunlar tamamen 64 bit destek olduğu için görünmeyebilir ki %90 görünmez zaten. 64 bit yapın. Gördüğünüz gibi bütün değerlerimiz yansımış oldu. Daha sonra Returner'ı kapattım ve geldik asıl oya, monitoring'e. Hep şunu gösteriyor, şey, tik işaretle buna bas, uyguladı, aha göründü. Öyle bir dünya yok abi, anlatmışken tam anlatacağım. Şimdi bir detay, benim burada ekran kartı sıcaklığım ve işlemci sıcaklığım var. Bu da Returner bu arada. Bunun için ekstra bir program ya da uygulama yüklemenize gerek yok. Bunu nasıl yaptım? İlk başta mevcut kullanmış olduğunuz Windows lisanslı ise eğer, görev çubuğunu sağ tıklayın. Görev çubuğu ayarlarına girin. Görev çubuğu başlığı altında görev çubuğunda hangi simgelerin görüneceğini seçin diye bir metin var. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buna size de default kapalıdır. Bakın ok işareti geldi. Bunu açık yapıyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ne var ne yok döktü buraya arkadaşlar. Döktükten sonra ben buraya ne koymak istiyorum? Ekran kartı sıcaklığım. GPU temperature'ın başında tik yoksa tik işaretleyin. Show in tray icon. Bakın şu ekrana yansıtmakla alakalı bir şey değil. Bu, bağımsız bu arada. Hani şöyle göstereyim. Bakın. Ekran kartı sıcaklığım yok burada. Ayarlar diyeyim, monitörlük diyeyim. Gördüğünüz gibi. Ama burada ekran kartı sıcaklığım halen görünüyor. Show in tray icon deyip uygula derseniz eğer direkt buraya düşer. Gördüğünüz gibi. Ve bunu bar chart olarak yaparsınız. Böyle batarya sembolüymüş gibi gösterir. Bu işte 80'lere çıktığında kırmızı olur. 65'in yukarısına çıktığında turuncu olur. Yok, metinsel daha kullanışlı. Daha rahat. Ve bunu istediğiniz herhangi bir rengi atayabilirsiniz arkadaşlar. Örnek şöyle mor yapayım. Gördüğünüz gibi mor renk oldu. Sizin göz zevkinize kalmış. Hangisi daha konaklı geliyorsa o rengi atayabilirsiniz. Aynı şekilde core clock, CPU temperature. Bakın sizde işlemcinizi çekirdek çekirdek burada sıralayacaktır. Sizde sadece CPU temperature yazını bulup Show in tray icon derseniz ve buna herhangi bir rengi atayıp uygula derseniz gördüğünüz gibi burada da işlemci sıcaklığın sabit bir şekilde duracaktır arkadaşlar. Ha bir de on screen display more diyeyim. Default buraya gelmesi istiyorsanız bilgisayarınız açıldığında burada Started Windows'u açmanız gerekiyor. Çünkü şuradaki bilgi tamamen Returner'a ait. Bunları yaptım. Şimdi geldim diğer bir olaya. Neye? Ekran kartım burada GPU olarak değil de RTX 3070 görünüyor. Bunu nasıl yaptım arkadaşlar? İlk başta onu göstereyim. GPU temperature. Şimdi ben şunu kesiyorum. Şuraya default değeri yazıyorum. Bakın. GPU. Geldim buraya. Ayıraydı iyiydi ya. GPU yaptım. Bu arada ayırması gerekiyor. Pardon hiç göstermiyor. Ha, şöyle yapmam gerekiyor. Çıldıracağım. Abi ya mala bağladık yine ya. Evet arkadaşlar. Şuraya mesela şurayı kaldırayım. Bakın ayrı bir satırda GP olarak atadı. Aktif edeyim. Böyle random bir şeyler yazayım. Gördüğünüz gibi ve buradan isimlendirebiliyorsunuz. Ben buraya ne yapmıştım? Ters slash n RTX 3070. Bunu neden yaptım? Ters slash n'i koymazsam eğer araya bir satır boşluk ettim kısacası. Yani başlıkla RTX 3070 yazısına. Peki burada niye iki tane RTX 3070 oldu? Onu da anlatayım size. Ters slash n koydum RTX 3070. Bakın şöyle göstereyim. Ekran kartı sıcaklığım, ekran kartı kullanım oranı ve ekran kartımın çekirdeklerin saat hızları.
Ben bunlara hepsine aynı değeri atarsam şurada override group neighbor, bu arada show in on screen display yapmam gerekiyor. Ve bir de ne vardı? Memory clock. Core clock, memory clock, core clock. Core clock aynen. Hepsine aynı grup adını yazdığım için arkadaşlar bize hepsini tek bir satırda gösterecektir. Çünkü hepsine aynı grubu atalım. Mesela ekran kartı için de bakalım. CPU temperature, CPU usage, CPU core clock olması gerekiyor. Core clock. CPU'ya geldim. CPU temperature'ı bulayım arkadaşlar hemen. CPU temperature 5900X demişim. Daha sonra CPU usage var. Temperature'dan sonra değil mi? CPU usage var. Burada çekirdek çekirdek de ben sadece CPU usage'ı bulacağım. Gördüğünüz gibi buna da 5900X yazısını vermişim yani şurası. Ve core clock. Yani CPU core clock. İniyorum aşağı. CPU clock. Buna da 5900X verdiğim için hepsini bize aynı satırda gösterecek arkadaşlar. Alttakilerde zaten average rate. Mesela buna average rate vermişim. Slash n koymuşum. Neden? De CPU'dan sonra bir satır boşluk eklesin. Aynı ismi buna vermişim ve daha sonrasında gördüğünüz gibi burada hiçbir boşluk yok. Bu şekilde gördüğünüz gibi slash yok başlarında. Şurada bir çizgi var. Neymiş? %1 low değerinde. Buraya ben sadece text diyebilirdim. Uygula diyebilirim. Gördüğünüz çizgi kalkmıyor. Çıldıracağım. Heh, şu şekilde bakın grafik. Text'te gördüğünüz gibi grafik yok. Text'ten graph derseniz grafikli bir şekilde gelecek. Bazen bug'a giriyor ya da yaptığınız işlem birkaç saniye sonra. Ben de çıldırıyorum bu arada. Şu grafik değerlerde sapıtma olursa ben de sıfır neden ESC'ye basıp mevcut kareyi dondurduğum için şu an burada FPS sıfır. O yüzden değer sıfır olarak kalıyor orada. %1 low değer nedir? Hadi onu da söyleyeyim. Anlık 100 tane kareyi alıyor. İçinden en yavaş olanı çıkartıyor size diyor. Bakın en yavaş olan kareniz bu. Bu ne işe yarar? Averajla %1 low arasında %50'lik bir fark olursa görüntülerde yırtılma olur. %70'lik bir fark olursa stutter dediğimiz şeyi yaşarsınız. Anlık takılmalar falan. Görüntüde kaymalar gibi şeyler yaşarsınız arkadaşlar. Ha bir de ben bunu buraya nasıl yerleştirdim onu da göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şurada 3 nokta var. Burada herhangi bir şeyi seçebilirsiniz ya da hiçbir şeyi seçmeyin. Şu 3 noktaya tıklayın. Şurada kallavi bir ayar geliyor. Şurada mevcut template'ler var. Mesela klasik yapayım. Apply diyeyim. Bakın arayüz böyle oldu. Geldim modern dedim. Arayüz böyle oldu. Modern web diyebilirsiniz. Benim ayarladığım şekilde oldu. Şimdi şuraya geliyorum. Graph placement yani grafiklerin konumu. Mesela neydi benim şuradaki diyelim frame time %1 low. Pardon frame rate. Embedded demişim. Ben buna bottom dersem arkadaşlar gördüğünüz gibi. İşlemi biraz daha çabuk yaparsa çok mu makbule geçecek de yapmıyor. Bazen böyle sapıtıyor. Böyle gördüğünüz gibi bakın şurada bir grafiksel olarak ekledim buraya. Renk tanımı zor görünüyor ama buna istersem top diyebilirim. Yani yukarıya atasın. Ya da istersem embedded derim. Yani sen bunu göm abi. Gördüğünüz gibi küçük bir satır şeklinde buraya yerleştirdi arkadaşlar. İstediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şekilde. Grafik style'ları var burada. Varchart diyebilirsiniz. Diagram, graph diyebilirsiniz. Mesela %1 frame rate low. Varchart diyeyim. Şu görev çubuğunda göstermiştim zaten. Tabi burada olmuyor. Sapıtıyor bazen. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Kökünden kalktı. Muhtemelen embedded dediğim için olabilir. Yani embed dediğim gömdüğüm için. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Daha sonra burada grafiklerin mevcut boyutlarını ayarlayabiliyorsunuz. Genişliği,
İşte şey embedded'daki genişliği ya da işte atıyorum bottom top dediğinde genişliği, yüksekliği, marjini ve label'ına burayı açtıktan sonra size'la alakalı ne görüyorsanız hepsini yüze çekin. Buradaki metinler ya da mevcut unitler yani FPS, MS, Santigrad gibi, MHZ gibi bunlar unit olarak geçer arkadaşlar. Ya da value'ler yani değerler işte atıyorum core clock, memory clock, sıcaklık, FPS, millisecond gibi değerler. Hepsinin tam görünmesini istiyorsunuz. Atıyorum mesela burada 54 derece değil de atıyorum 55 yazıyor. Atıyorum ilk 5 görünür, ikinci 5'in yarısı görünür gibi. Size'da ne görüyorsunuz? Çift tıklayın. Buraya yüz değerini verin ve aşağı inin. Yine şurada size'lar çıkacak. Bunları da çift tıklayın. Şu şekilde çıkacak. Default olan varsa bunları da %100 subscribe yapın arkadaşlar. Apply deyin. Tam yerine otursun. Oturduktan sonra mesela RTX tekrar göstereyim. RTX 3070, 5900X bunları nasıl renklendirdim? Burada Color Library var. Renk kütüphanesi. Buraya ilk başta kullanmak istediğimiz renkleri yerleştirelim arkadaşlar. Hani şurada hangi renkleri kullanacaksam ilk başta kütüphane bunları oluşturmam gerekiyor. Mesela çift tıkladım. Buraya yeşil yaptım. Çift tıkladım. Burayı mavi yaptım. Mesela bu rengi böyle kalsın. Şuraya kırmızı eklemişim. Buraya sarıyı. Buraya işte turkuaz gibi gibi gibi. İndim aşağıya. Grup renkleri. Grup renkleri ne oluyor? Okey diyeyim. Grup renkleri şurada. Overall Group Name olarak atadığımız isimler kısacası. Tıkladım. İniyorum aşağıya. Mesela şurada CPU, RAM usage gibi frame time gibi bilgiler var. Ama ekran kartı ile hiçbir bilgi yok. İlk başta onu söyleyeyim. Burada any item yani herhangi bir bilgiye X bir rengini ata derseniz ekran kartı için geçerlidir. Onu söyleyeyim ilk başta. Burası gördüğünüz gibi işlemci sıcaklığım, işlemci kullanım ve işlemci hızım. Mesela atıyorum işlemci hızım rengini değiştireyim. Farklı bir renk atayım arkadaşlar. Turkuaz yapalım. Bakın. Hop ayrı bir satırı da göster. Çünkü aynı renk değil. Hepsinin aynı renk ve tek satır olmasını istiyorsam aynı değerleri girmek zorundayım arkadaşlar. Bu şekilde ayarladım. Burada value color 1 dakika önce bahsettim. Değerlerin rengi. Yani değerler ne oluyor arkadaşlar? FPS, millisecond, sıcaklık gibi değerleri kapsıyor. İnelim aşağı. Unitler ise şunlar. MHz, millisecond, FPS, sıcaklık, yüzdelik gibi ibareler. Yani ünitelerin renkleri. Burada graph color, grafik rengimiz. Yani şuradaki grafiğin rengi. İniyorum aşağıya. Bu kadar. Aslında hani böyle saatlerce anlatıp saatlerce gösterecek bir şey yok arkadaşlar. Çok zor bir şey değil yani. Buradan pardon. Başka mesela neyi göstereyim? Ekran kartımın belleğini göstereyim. Show in screen display dedim. Geldim buraya. Gördüğünüz gibi ekran kartı belleği. Mesela tabii ben bu grubu mavi renk yaptığım için buna bir isim atamak istiyorum. Ne diyeyim? Mesela büyük harflerle GPUMAN diyeyim. Uygula diyeyim arkadaşlar. Gördüğüm GPUMAN ama yok. Ekran kartı belleğimi de gene şu RTX 3070 ile aynı satırda göstermek istiyorum diyorsanız aynı grup ismini verirseniz ve uygula derseniz arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi tek satırda olur. Bu kadar basit. Neyse videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve bilgilendirebildiysem eğer çok 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 sevinirim. Twitch kanalıma gelip beni takip ederseniz çok 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 mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Unutmadan önce bilgi paylaştıkça güzeldir arkadaşlar.